Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Rusya'dan Türkiye itirafı geldi. Anlaşmayı bizler bozduk şeklinde konuştu. Türkiye Devleti ile Suriye'nin yeniden başladığı yakınlaşmayla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir itiraf yapıldı. Kıymetli izleyenler, Lavrov 2022 yılında Rusya Devleti'nin diplomatik faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gündemdeki bazı konuları değerlendirdi. Ukrayna'da bugün yaşananların ABD'nin uzun yıllar Rusya'ya karşı hazırladığı küresel hibrit savaşın sonucu olduğunu söyleyen Lavrov, Avrupa bağımsızlığını yitirdi. NATO ve AB ortak deklarasyonu Avrupalıları Kuzey Atlantik İttifakı'na doğrudan tabi hale getirdi ifadesini de kullandı. Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya oldukça kapsamlı destek verdiğini söyleyen Lavrov, Batılı ortaklarımızın ağızlarındaki köpükle beraber Rusya ile beraber savaş halinde olduklarını inkar edip Ukrayna'ya saldırganlıkla başa çıkmasına, toprak bütünlüğünü geri kazanmasına yardımcı olduklarını söylediklerinde kurnazlık yapıyorlar şeklinde konuştu. Lavrov artık Rusya Devleti ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmayacağını da vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin 10 maddelik barış formülü önerisini eleştiren Lavrov, Ukrayna Devleti ile beraber ciddi bir şekilde müzakere tekliflerine yanıt vermeye hazır olduklarını, ancak böyle bir teklifi Kiev'den almadıklarını da dile getirdi. Kıymetli takipçilerimiz, Suriye'deki duruma değinen Lavrov, Ankara'nın Şam'la ilişkisini normalleştirmesinden yana olduğunu da söyledi. Rusya Devleti'nin yardımıyla Türkiye ve Suriye'nin savunma bakanları düzeyinde Moskova'da toplantı yaptığını söyleyen Lavrov, şu şekilde bir itirafta bulundu. Lavrov, benim en iyi dostum Sayın Çavuşoğlu, Rusya Devleti'nin henüz anlaşmayla ilgili maddelerin hepsini yerine getirmediğini söyledi. Doğru, bu zor bir mesele şeklinde konuştu. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.